İyi akşamlar arkadaşlar. Sertaç Ekekeli birlikteyiz. Artık yılı tamamlıyoruz. Konuyu kapatıyoruz ve bundan sonra işte kazasıyla belasıyla iyisiyle kötüsüyle bir 2023'ü atlattığımızı 2024'e nasıl bakacağımızı aslında konuşmamız gerekiyor artık bu saatten sonra. Salı günü tekrar piyasayı açacağız ayın ikisinde ve hadi bakalım bira bismillah mı der denizciler? Biz de öyle hadi bakalım artık diyeceğimiz 2024'e gireceğimiz bir döneme girmiş durumdayız. Dolayısıyla şöyle bir oradaki beklentileri toparlayalım istersen Sertaç bugün seninle. Olur tabii ki. Zaten artık çok benzer şeyleri konuşmaya başladık. Hani 3 aydır düzeltme içerisindeyiz. Düzeltmenin biteceği beklentimiz 2024 içerisinde var. İşte uzun zamanda bir seninle de değinmiştik. Bu strateji raporunda da olumluyuz. Hani şerh düştüğümüz maddeler olsa da görüntüde çok büyük bir değişiklik, öyle karalar bağlanacak bir taraf olmadığını düşünüyoruz. Ama tabii şunu unutmamak lazım. 2023 yorucu bir yıl oldu. Yani grafiğin iki tane yerinde öyle noktalar var ki yatırımcı şu an anımsamıyor şu anki yatırımcı, ama biz Ocak ayından Mart ayının, Mayıs ayının sonuna kadar benzer bir düzeltme ve düşüş, hatta bir testere piyasası gördük. 5400, 5100, sonra 5100'ün altında 4400'lere kadar inip tekrar yukarıya gidip gerçekten çok yıprattığı bir süreçten geçtik. O zamanki söylemlerimiz hala geçerli aslında. Endekse değil, hisse senetlerine bakmak lazım. Doğru hisse senetlerini bulmak lazım. O yüzden 2024 senesi içerisindeki ben en önemli jargonun, en önemli değişikliğin tercihler kısmında olduğunu düşünüyorum. Yani o artık 2023 bir belirsizlikler yılıydı. 2024 tercihler senesi olacak. Doğru tercihlerin para kazandırdığını 2023 içerisinde de gördük. 2024 içerisinde de bu denklemin içerisinde kalmaya devam ettiğimiz sürece para kazanabileceğimizi göreceğiz diye düşünüyorum. Ana hatlarıyla baktığım zaman portföylerin hala %50'sinin ben borsa tarafında kalması gerektiğini, hisse senetlerinde kalması gerektiğini, %25'lik bir civarın hala kıymetli madenlerde olması gerektiğini, %25'lik kısmında daha risksiz, hani özel sektör bonosudur, mevduattır, arbitraj fonlarıdır gibi risk taşıyıp, belki çok minimal risk taşıyıp ama standartta bir getiri çalışmaya ya getirmeye çalışan yapılarda kalması gerektiğini düşünüyorum. Hani buralardaki özellikle nakde çabuk dönebilen özel sektör bonoları zaten yabancının da artık talebinin geldiğini görüyoruz. Bir tık daha ön plana çıkacak gibi bir görüntüsü var. Şimdi buradaki ana konu şu: paranın arayışı devam edecek. 2024 senesi içerisindeki en önemli denklem yurt dışı tarafında daha doğrusu enflasyondaki gevşemeyle birlikte faizlerin indirimi olacak. Yani faizlerde nerede bir indirime gideceğiz? Bu patika nerede terse dönecek? Biz neredeyiz, hikayeyi bitireceğiz, buna bakacağız. Burada ön plana çıkan iki tane merkez bankası var. İşte biri Japonya, çok daha farklı dinamikle gidiyor. Biri Avrupa Merkez Bankası bence. Fed özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımları takip ediyor olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın ilk sırada gelmesi çok önemli. Bunun nedeni şu: evet, kuzey tarafında üretim rakamlarında hala ciddi anlamda Almanya SOS veriyor. Ama artık dibi gördü, yavaş yavaş bir eğilim var. İşte ama güney tarafında hizmetler sektörü çok ön plana çıktığı için orası biraz daha az hasarla geçti bu taraf. Ve o taraf özellikle faiz artışlarından artık rahatsız olan, faiz indirimlerine gidilmesi gerektiğini altını çizen taraf. İşler Almanya tarafında da belli bir optimum seviyeden sonra faiz indirimini gerektireceği için Avrupa Merkez Bankası'nın burada ilk adımı atacağı, ilk tetiği çekeceğine dair bir beklentimiz hala sürmekte. Bu sebeple Avrupa Merkez Bankası'nın bu adımı atması piyasalardaki risk iştahının gene ayarlanması konusunda önemli olacak. Buraya Fed katılacaktır. Burada tabii bizim için kritik konu Euro dolar paritesindeki hareketler olacak. Biz bu seneyi 1.12-1.15 arası kapatır mı diyorduk. 1.10'un üstünü görmedi neredeyse parite. Hani bizim için denklem bir miktar burada bozuldu. İki, bizim özellikle büyümeyi koruyup, yani enflasyonla mücadelede belli bir oranla büyümeyi korumamızı düşünüyorsak, büyümeyi korurken yurt dışından gelecek talep bizim için çok kritik olacak. Yani bizim şirketlerimiz için olmazsa olmaz nokta bu. Çünkü biz yurt içinde harcamaları kısıp bir miktar piyasayı soğutup yurt dışındaki ihraç kalemlerinden yararlanmak isteyeceğiz. Yani bu iştahtan yararlanmak isteyeceğiz. O yüzden oranın bir miktar daha dengeli devam etmesi bizim için olmazsa olmaz elzem olan konulardan bir tanesi. Ben burada Avrupa tarafındaki hikayenin bizim lehimize dönebileceğini düşünüyorum. 2024 içerisinde son değinmek istediğim konu, yani ondan sonra ayrıntıları istersen konuşuruz. Son değinmek istediğim konu şu: 10, yanlış hatırlamıyorsam 10 Ocak ya da 11 Ocak'ta biz New York'ta Mehmet Şimşek'in katıldığı
Sayın Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'la olacak yanlış hatırlamıyorsam. Biz turla yatırımcı temaslarına tekrar devam ediyor olacağız. 2024 içerisinde de başlıyoruz. Bence buralar çok kritik. Yabancı yatırımcı zaten yazdığı raporlarla Moody's'e ayrış tutuyorum. Gayet olumlu bir noktaya geldi. Ben Moody's'in de yavaş yavaş düştüğü şerhi de farkındayım. Evet, herkesin hani bir tedirginliği bu girilen patikadan bir anda değişebilir miyiz? Çünkü geçmişte yaşanmış böyle bir örnek var. Acaba burada bir değişiklik olur mu? Beklentisi var. Ben o beklentinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Olumlu taraftayım. Zaten hani lakabım Pollyanna olduğu için hani o tarafta kalmam çok normal ama hep B planı, C planı yapan bir adam olarak da buradaki B ve C planları bir miktar bizim tarafta, bizim için şu ana kadar girdiğimiz yolu ciddi anlamda reddolacak. O yüzden oralara geleceğini düşünmüyorum. Her zaman olumsuz hazırlık yapalım. Fakat bir miktar daha olumlu bir tarafta kalacağımız kanaatindeyim. O yüzden borsa tarafındaki adımların yabancı yatırımcının gelmesiyle birlikte daha da iyi gideceğini düşünüyorum. Şimdi yabancı yatırımcı aslında geldi. Ben yıl sonunda %45 civarlarında kalacağını, endeksinde 8500 civarlarında olacağını düşünüyordum. Hatta 9000-8500 aralığında, 8500'e daha yakın bir tarafta olacağını düşünüyordum. 8500'de kapanış yapmayacağımız gözüküyor. Ama yabancı tarafında da %45'i görmeyeceğimiz gözüküyor. Orası da %40 civarlarında kaldı. Fakat bu hikaye bence bitmedi. Bu hikaye olumlu devam edecek. Burada hesapların dışında olan iki tane hamle anlatayım. Yani neden aslında bir miktar denklem değişti? Bir, aslında bir seçim öncesinde bir düzeltme hareketi gibi bir kurgu yapmıştık. Bütün piyasada bu kurgunun içerisindeydi. Bu seçim öncesi düzeltme hareketini biz bence bu zaman aldık. O yüzden bence oradaki risk bir miktar ortadan kaybolmuş durumda. Öncelikle biz o düzeltmeleri burada bence absorbe ettik artık. Burada o sıramızı savdık gibi geliyor. Zaten tüm dünya Noel Baba rallisi yaşarken biz Noel Baba'nın yanından geçmedik. Yani ciddi anlamda burada can Noel Baba'yı görmedik bile. Noel Baba bir de biliyorsun Kaş'ta yaşamış. Hani adam aslında Antalyalı. Adam Antalyalı ama hani bize bir yararı olmadı konunun. Hani diğer tarafa doğru da baktığımız zaman ikinci faktör faiz artışlarının bu denli apar topar gelip sonuna geleceği de planlanmıyordu. Hani biraz daha sakin bir piyasa beklentisi vardı ama piyasa beklentilerinin önüne geçti. Bu da bence artık bir miktar bertaraf edilmiş bir risk kategorisine geliyor. Aslında biz en önemli Demokles'in kılıçlarını yavaş yavaş bitirmiş durumdayız. Yani tepemizde o sallanan Demokles'in kılıcı hikayesi bir miktar daha absorbe edildi. O yüzden evet belki yukarı yönlü hareketler bir miktar sınırlandı. Daha doğrusu beklentilerimizin altında kaldık ama beklentilerimizin devam etmesini gerektirecek ve riskleri ortadan kaldıracak adımlar da atılmış oldu. O yüzden 2024 için olumluyum ama doğru tercihlerin olması gerektiği kanaatindeyim. Tek sektörde yürünmemesi gerektiği, özellikle ise senedi seçerken de sepete dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim deyip böyle bir kısaca özetleyeyim şimdilik beklentilerimi. Peki şimdi biraz ürün çeşitlendirmesine de gidelim isterim. Çünkü 2024'te evet borsa için olumluyuz. Özellikle yani sektör seçmek ve sektörün içerisindeki doğru şirketleri bulmak koşuluyla diye oraya da bir şerh koyayım. Her sektör, her şirket o geçtiğimiz yılki gibi parmağını nereye koyarsan koy, gözünü kapalı hisseyi seç gitsin. Öyle bir dünya olmadığını söylüyorduk zaten. Ama burada seçici olmakla birlikte borsanın geçtiğimiz yıl gibi alternatifsiz kalma hikayesi de bir yanıyla aslında son buldu. Dolayısıyla işte mevduat bir kere önemli bir alternatif olarak ortaya çıktı. CDS primlerinin aşağıya gelmesiyle birlikte borçlanma imkanlarının fazlalaşması vesaire konuşulabilir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 2024 için Türkiye'de vereceği kararlar farklı farklı seçenekleri gözümüzün önüne daha fazla getirebilir. Bizden değil ama belki Avrupa ve Amerika Merkez Bankası'nın tavrı ve tarzından kaynaklı aşağıya doğru gelen faizler altına bir yönelme yaratabilir vesaire gibi. Dolayısıyla alternatif çözümleri de konuşmamız lazım. Alternatifsiz borsadan alternatifli hikayeye geçiyoruz. O alternatifler neler olabilir? Bir altınla mı başlasak? Kıymetli madenleri sen çok ön plana çıkartıyordun zaten son birkaç aydır. Evet evet, ben geçen sene başından beri aslında gram altıncıyım. Denklemin içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sene onsun da artık döneminin geldiği kanaatindeyim. Hatta gümüş onsun da bence zamanı geldi. Ya buradaki ana konu şu. Gümüş onsu 24-20'nin üzerinde tutunduğu sürece altın rahatlıyor. Ve altın fiyatlarında da özellikle 2070 dolar seviyesi ons tarafında oldukça önemli. Şimdi
Çok uzağa gitmemek lazım. Bundan 10 sene önce altın fiyatları neredeyse bu seviyelerdeydi. 1900 dolar civarlarına yaklaşmış bir altının 1080'lere kadar geriye döndüğünü, ciddi anlamda dönem içerisinde altın fiyatlarında baskı olduğunu, hatta dönem dönem şeyi hatırlarım, Güney Afrika'da işte altının onsunu çıkarma maliyeti bu kadar, kontrat bazına daha aşağıda kalıyoruz, bu kadar bu makas kapanmalı deyip konuşulan seneler, altının gerçekten piyasalarının çok popüler olduğu seneleri hatırlar yatırımcılar. Geçmiş dönemde de kriptolardan hemen önce ve borsaların gene böyle daha minimal hareket ettiği dönemlerde forex piyasaları Türkiye'de çok yaygın işlem görüyordu. O yüzden altın da çok popülerdi. O yüzden altın bir miktar popülaritesini kaybetti. Neden? Enstrüman olarak nereden alınca? Ons tarafı için söylüyorum. Bunu gram için söylemiyorum. Enstrümanı nereden alacağız? Nasıl olacak? Takibi nasıl olacak derken biz bir miktar aslında altındaki fiyatları göz ardı ettik yatırımcı olarak. Fakat bu dönemde gram altın kurdaki etkiden kaynaklı olarak onstan hariç bir hareket yaptı. Ki biz gram altın yanlış hatırlamıyorsam 50 lira 60 lira civarındayken bu onsun zirve seviyelerini görmüştük. Ondan sonra resim değişti. Gram altın adım adım üzerine koydu. Şimdi de onstaki hareketle birlikte bu hareketin devam edeceğini görüyoruz. Bence portföylerin olması olması kısmında gram altın olması lazım. Seneye ben buraya inceden de bir kur yorumu da ererek geçeyim. Seneye ben kurda gene majör bir kopma beklemiyorum. Bu atılan adımlar devam ettiği sürece dengeli yukarı yönlü hareket devam edecektir. Piyasa beklentilerinde ve enflasyonun altında kalarak devam edeceğini düşünüyorum. Enflasyonu yenecek bir kur artış hareketinin olmayacağını ve dengeli olarak yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi o yüzden aslında döviz almak bir yatırım aracı hala değil. Zaten hiçbir zaman değildi de şimdi tamamen değil yani. Bu sebeple gene de ben dövizdeki yükselişlerde bir reaksiyon göstereyim. Portföyümün bir kısmı burada kalsın. Bir yandan da emtia yukarıya giderken para kazanayım. Bu arada da işlem yaparken sıkıntı çekmeyeyim. Hani nereden yapacağım, nereden kapatacağım, neye dikkat edeceğim, kaldırıcı var mı bu işin diyorsanız. Gram altın bence altın S1 de dahil olmak üzere gerçekten geçerli olan akçelerden bir tanesi. Köşede portföylerin %25-30'luk kısmı bence gram altında hatta gram gümüşte de tutulabilir. Ben gram altının makasından kaynaklı, işlem kolaylığından kaynaklı bir tık daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Daha optimum trade edilebiliyor. O yüzden de gram altın bence alınması ve taşınması gereken enstrümanlardan bir tanesi. Burada şunu da unutmamak lazım. Petrol fiyatlarında belli bir denge sağlandı. Paranın o tarafa çok akacağı bir dönem yok. 150 dolarlar konuşuluyor ama kontratlar orada açılmıyor. Yabancının alternatif arayışları içerisinde emtialar ön plana çıkacak ama bu emtiaların içerisinde de hani evet biraz demirde kıpırdanmalar geliyor, bunları konuşuyoruz. Resesyon hikayesi bir miktar ortadan kalkıyor. Burada hareketler var. Ama bence özellikle paranın değerini koruması ve enflasyonun yenmesi kısmı ön plana çıkacak. O yüzden üretim kalemlerinden daha çok hala paranın risk iştahıyla değerlenmesi kısmı olacak. O yüzden bence gram altın olduğu kadar ons altında bu sene potansiyelini gösterecek ürünlerden biri. Ons altında 2250 seviyesine doğru bir hareketin devam edeceği kanaatindeyim. Bu seviyenin üzerine geçebilirsek sene içerisinde 2500'leri görüyor olacağız diye düşünüyorum. Peki, hadi bir kredi derecelendirme kuruluşu beklentilerini konuşalım. Sen bu yıl da umutluyum, değil mi? Ben Moody's'den umutluydum gerçekten. Hani Moody's çünkü Eylül, yanlış hatırlamıyorsam Ağustos sene Eylül başında bir açıklama yapmıştı ve gayet hani girilen patikanın altı çizilmişti. Diğer kurumlardan adım vardı. Bir de Moody's'den beklentim şuydu. Moody's evet hepsinde aslında tırnak içinde çöp dediğimiz noktadayız ama aynı yatırım yapılmaz dönemdeyiz ama Moody's tarafı biraz daha acımasızdı. Hani o belki oradaki makası kapatır diye düşünüyorduk. O yüzden ben Moody's tarafında biraz daha olumluyum. Şimdi Moody's'in anlattığı raporun üst kısmında hepimiz hemfikiriz zaten. Oradaki riskler var ama dünyanın herhangi bir ülkesinde de buna benzer riskler var. Moody's'in altını çizdiği risk benim de yayının öncesinde söylediğim risk kısmı hala bizim için bence en zayıf karın. Neden? Çünkü adam şunu söylüyor aslında. Ben daha önce de geldim, yatırım yaptım, oyunun kuralları değişti maçın ortasında ve benim için zor bir dönem oldu. Bunun olmayacağının altını çizin gibi bir mesaj var orada bence. Yani evet atılan adımlar gayet olumlu. Zaten yabancı bize göre çok daha kanaat getirmiş durumda atılan adımların pozitif olduğundan öyle düşünüyorum. Ama hep bir ama tarafı var. Çünkü hani swap piyasasında henüz bir adım atmadık. Hani o tarafta bir hareketlilik var. Ve bu tarafta da bu strateji devam edecek mi beklentisi var. Yani zaten çıktığımız zaman ülke içerisinde de konuştuğumuz zaman hep yerel seçimden sonra da ne olacak bir görelim beklentisi bu yüzden geliyor. Çünkü
O kadar sert değişiklikler gördük ki son dönemlerde. Acaba faktörü var herkesin kafasında. Moody's tarafında da böyle bir durum oldu. Ben o acaba faktörünün olmayacağı kanaatindeyim. Yani o kadar ciddi adımlar attık ki, öyle bir patikaya girdik ki ve bu patikada da ısrarlı söylemlerle devam ediyoruz. Arada iniş çıkışlar olsa da bence majör bir değişiklik olmayacak. O yüzden ben yavaş yavaş yabancı raporların, Moody's gibi kurumların, işte JP Morgan gibi, Goldman Sachs gibi kurumlardan gelecek raporların olumlu havalarda devam edeceğini düşünüyorum. Geçmiş dönemde hatırlarsak bir TÜPRAŞ raporu gelmişti, ona da katılmamıştım. TÜPRAŞ ne kadar katılmam gerektiğini de gösteriyor bence. Bankacılıkla ilgili daha önce de bir olumsuz rapor gelmişti, ona da katılmamıştık. Daha sonra olumlu raporlarla birlikte çok ciddi bir rally gördük. Ben hala bankacılık tarafı başta olmak üzere bizim tarafın ucuz olduğunu, attığımız adımların bir karşılığının olması gerektiğini, girdiğimiz bu patikada ısrarcı olduğumuz sürece bunun da karşılığını alabileceğimizi düşünüyorum. %45 civarına doğru bir yabancı payının Ocak ayı içerisinde geleceği kanaatindeyim. Aslında bu fiyatlamanın içerisinde beni sevindiren noktalardan biri de biraz önce de bahsettiğim özel sektör tarafındaki özellikle hareket çok önemli ama bono tarafındaki hareket de çok kritik olacak. Yani bonolarda, CDS fonlarında çok ciddi adım attı. CDS'te daha gideceğimiz çok yol var. Rakiplerimize bakarak söylüyorum. Neredeyse iki katı daha yukarıdayız hala. Evet çok ciddi yol kat ettik ama gideceğimiz çok yol var. O yolu adım attığımız sürece hani geriden gelen koşucunun inmesini alması gibi biz bir miktar daha inmeli olabiliriz rakiplere göre. Çünkü gideceğimiz mesafe, daha doğrusu geldiğimiz mesafe çok uzun ama gideceğimiz daha da uzun bir mesafe var. Ve biz bu nefesimizin ne kadar yettiğini o yolda göreceğiz. Bu nefeste sorun olmazsa, bu bizden bunu anlıyorum çünkü. Nefesinizi doğru ayarlıyorsanız biz burada zaten hazırdayız diye bence bir mesaj var. Eğer biz o nefesi doğru ayarladıysak bence o taraftaki adımlar da pozitif devam edecek. Peki şu strateji raporuna bir son olarak istersen değinelim. Çünkü 2024 beklentilerimiz olduğu gibi strateji raporunun içerisinde sen de epeyce onun başında durdun ve içerik hazırlanırken de çok müdahale ettin diye biliyorum. Dolayısıyla hangi sektörler daha çok ön plana çıkacak? 2024'te biz daha çok neyi konuşacağız sektörel olarak? Başta bankacılıkta şerhlerimiz olsa da yani kafamıza takılan sorular tabii ki var. Her sektör için var. Ama bankacılık tarafında hala olumlu olmaya devam ediyoruz. O tarafta bir sıkıntı yok. Özellikle birinci ve ikinci çeyrek döneminde bankacılığın atılan adımların hala ekmeğini yiyeceğini düşünüyoruz ve yabancı ilgisinin buradan döneceğini düşünüyoruz. O yüzden portföylerin belli bir kısmının hala bankacılıkta ve finansal hizmetler kalemlerinde olması gerektiği kanaatindeyiz. Zaten Amerikan enflasyonunda da bizim tarafa da baktığımız zaman önemli konu şu, hizmetler tarafındaki enflasyonu eritmek çok zor. Çünkü buradaki fiyatlamalar bir miktar asimetrik. O asimetrik fiyatlamalara reaksiyon çok çok net. Amerika'da da eritilemeyen kısım bu hizmetler kalemi. Bizim tarafta da bu kısım güçlü olmaya devam edecek ve kar yapılarındaki güçlülük bizce devam edecek. O yüzden banka tarafında özel sektör bankaları başta olmak üzere yanına da ufak bir kamu bankası portföyü açarak %20-25'lik bir civarda banka taşınmaya devam etmesi. Bunun yanına sigorta ne kadar küçük kağıtlar olursa olsun da factoring tarafında da bence pozisyonu skalanmamalı. Sigorta, factoring ve aracı kurumlar koyulabilir. Böyle güzel bir sepet yaratılabilir portföylerin belli bir oranında. Bunun yanına holdingler eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Holdinglerden ön plana çıkardıklarımız tabii ki burada Alerco var. Tabii ki burada Sabancı var. Tabii ki burada Koç var. Tabii ki burada Anadolu Grubu Holding var. Bu dördünü gerçekten kendi aramızda da çok konuştuk. Hani iş modeli olarak da çok beğeniyoruz. Potansiyellerinin olduğunu da düşünüyoruz. Bu dört tanesinden bir ya da iki tanesi portföylerde bulundurulması gerektiğini düşündüğümüz yapılardan biri. Şimdi bunların içerisinde tabii mesela Anadolu Grubu'na baktığımız zaman ben Anadolu Grubu Holding almak yerine Coca-Cola'da kalmayı yayınlarda da söylüyorum, tercih ediyorum ama eğer Coca-Cola almak istemiyorsanız Anadolu Grubu Holding portföylerde olmalı. İşte elinizde Akbank varsa Sabancı değil Koç tercih edebilirsiniz. Ya da işte Alarko hele ki yaptığı adımlarla birlikte son dönemde evet patron satış haberleri bir miktar yatırımcıyı üzdü ama buradaki hareketlerin biz pozitif anlamda devam edeceğini düşünüyoruz. Artık zaten seneyi kapattık, yeni bir sene başlarken yeniden hani hafızayı güncelleyeceğiz. Alarko başladığı nokta 100 liranın altında bir seviye olacak. Ve bu bence hani hiçbir şey bilmesem, patron satışlarını bilmiyorsam 100 liranın altındaki bir Alarko'yu ben gene almak isterim. Keza Sabancı Holding içinde konuşursam, Sabancı Holding tarafında bence çok uzun zamandır bu 65'in altında kaldığı süre boyunca bir baskı var. Ben buraların kağıdı olduğunu düşünmüyorum. 85-90'lara doğru devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sektör olarak da holdingleri çok ucuz buluyoruz. Buradaki hareketlilikte pozitifiz.
Gene iştiraklarına baktığımız zaman Koç Holding'de gayet uygun fiyatlardan işlem geçiyor. Bu tarafı unutmamak lazım. Şimdi bu hattımız... Geçerken ben şöyle bir minik hatırlatma yapayım. Sonra çünkü bazı arkadaşlarımız dinliyorlar ve kafalarına öyle yerleştirdikleri için bu hikaye kafalarında bu şekilde kalıyor. Bu bir strateji raporunun önerileridir ya da strateji raporunun beklentileridir ve strateji raporunun adı 2024 strateji raporu. Yani bugünden yarına olan hisseleri konuşmuyoruz arkadaşlar. Bir yıllık vadeden bahsediyoruz. Yani 2024 yılı boyunca olabilecek hikayeler, öngördüğümüz notları sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla şey demeyin yani yarın öbür gün, işte dün böyle söylüyordunuz, bugün bu olmadı, dünden bugüne konuşmuyoruz. Hatırlatma yapmak istedim kendime. Ya şöyle bir durum var. Zaten bence ana sıkıntı orada oldu. 3 aylık düzeltme, son 3 aydır yaşadığımız düzeltme gerçekten uzun bir vade. Yani 90 gündür aşağı yukarı %15'lik bir düzeltme hareketi içerisindeyiz ama kağıtlardaki etkisi çok daha sert oldu. Fakat insanlar bir miktar şunu atlıyor. Enerji kağıtlarının neredeyse hepsi 10 katında. Yani işte en basit örneğiyle Astor 12 liralardan başladığı yolculuğunu 150 liraya getirdi. Yani aslında hala esnediği zamanki payı geldiği hareketin neredeyse yarısı kadar. Evet çok sert hareketler var ama maliyetlerimizin de yanlış olduğu kağıtlar var. Beklememiz gereken kağıtlar da var. Biraz hikayeyi yani büyük resimden görmek lazım. Yatırım biraz orta uzun vade düşünme gerektiren bir konu. Biz biraz fazla kısa vadeciydik ve altını tekrar çiziyorum. Gerçekten bizim bile sabrımızı zorlayan bir 3 ay oldu. Hani bu sabır zorlanmaması belki de en önemli sınavımız bu. Ama çok uzağa gitmeyelim. Gene aynı benzer bir 3 ayı Şubat'tan Mayıs'a kadar da yaşadık. Yani evet. Arada da gene benzer bir şekilde bir bilanço dönemini atlattık ki birinci çeyrek bilançoları üçüncü çeyrek bilançolarına göre daha sınırlı pozitifti hatta. Yani burada olağanüstü bilançolar da geldi. Yani hatta birçok bilanço için şunu konuştuk. Beklentilerimizin üstünde. Ya birçok bilanço analistleri o kadar yanılttı ki hani hep keşke ben yazık oldum. Bilançolara diye başlık attırdım yayınlara. Aynen öyle oldu. Bilançoları konuşabileceğimiz bir süreci bile yaşayamadık. Bence ama o bilançolar şimdi fiyatlanacak. İşte 2024'te o haberler, o bilançolar, bu atılan adımlar, patron satışlarının nerede kullanıldığı, paraların nereye yatırıldığı, buradaki adımların nereye gideceğini şimdi konuşacağız. Gene dönem içerisinde çok sert satış yiyen fakat bizim takibimizden çıkmayan bir çimento sektörü var. Özellikle geçenlerde gelen Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla birlikte bu kentsel dönüşümün hız verilmesi hikayeleriyle birlikte burası yine ön planda kalacaktır. Bizim burada ön plana çıkardığımız kağıtlar tabii ki diğer kağıtları takipten çıkarmıyoruz. Yani Oyakçay'a da bakıyoruz, Akçansa tarafı da var, hala bence Afyon tarafı da var. Ama burada ön plana çıkardığımız yapı butik hizmetinden kaynaklı hala Bovet. Ve gene butik sayabileceğimiz büyüklükte butik olmayan ama yaptığı iş olarak çok niş olan Çimsa. Biz bu iki kağıdı da çok yakından takip ediyor olacağız. Fakat çimentonun genelinde olumlu hareketler her zaman olacaktır. Bu sektör yakından takip edilmeli. Ben Şubat'tan sonra burayı bir miktar daha pozitif buluyorum ama son dönemdeki hareketler de çok dikkat çekici. Çünkü çimentonun geneli olağanüstü bir düşüş yedi. Yani neredeyse tamamında %50 civarında bir erime var. Buradaki hareketlilik bu yüzden dikkat çekici. Hazır çimentoya dokunmuşken burada gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da altını çizmek lazım. Geçen sene ana hareketlere katılmayan ve bu sene potansiyelleri kalan özellikle değerlemelerle birlikte ön plana çıkabilecek yapılardan biri. Son birkaç gündür iş gayrimenkulde bir radikal hareketlenme var ki baktığınız zaman fiyat inanılmaz ucuz hale geldi. Bir iş grubu hissesinde genel bedavaya yakın bir hareketlenme oldu. Çok asimetrik fiyatlanıyor ama burada bizim ön plana raporda çıkardığımız şirketler, torunlar, emlak konut ve Özak gayrimenkul oldu. Ben bu kadar ucuzlamışken gene işi de hatırlatayım. Burada hareketliliğin devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ben özellikle emlak konut tarafında pozisyon alınması gerektiğini düşünüyorum. Torunlar tarafı da pozitif. Yani ilk iki refleks buralar olmak kaydıyla buralarda pozisyonlar devam etmeli. Özellikle emlak 6 liralara kadar gevşemiş olduğu ve potansiyel olarak raporların 13 liralar ve üzerinde olduğu düşünülürse %100'ün üzerinde bir potansiyel taşıyan kağıtlardan bir tanesi olduğu unutulmamalı. Gayrimenkul sektörde özellikle değerleme fiyatlarıyla birlikte ön plana çıkabilecek sektörlerden bir tanesi. Buradaki önemli konu şu, yani konut yapıp satma hikayesinden çok eldeki varlıkların değerlendirilip buradan kira gelirleri
yapılan işin, bu kiralanan yapıların bir miktar fark yaratan sektörlerde olması biraz daha ön plana çıkacaktır buradaki değerlendirmede. Otomotiv tarafı, özellikle temettü verimliliğinden kaynaklı otomotivin çok ön plana çıkabileceği bir dönem daha gelebilir ki kendi içinde düzeltmesini yaptı. Burada Tofaş, bizim yine ön plana çıkarttığımız Ford Otto, kendim ön plana çıkarttığım Türk Traktör, bu benim için önemli kağıtlardan biri. Bir de Karsan'ı çok yakından takip ediyoruz. Ben hemen strateji raporunun yanına Türk Traktör'ü de sokayım kendi kontenjanımda. Özellikle temettü verimliliğinde Ford, buraya Doğaş'ı da ekleyebiliriz hatta. Temettü verimliliği tarafında bence çok çok pozitif yapılardan biri. Doğuş'u da eklemek lazım. Türk Traktör ve Ford burada ön plana çıkıyor. Bence hikaye yaratma konusunda Tofaş'ın da 200 liralara kadar gevşeyen bir Tofaş'ın da çok ciddi bir potansiyeli var. Burada harekete katılmayan bir miktar geride kalan bir Karsan gerçeğimiz de var. Ki Karsan da yakından takip ettiğimiz kağıtlardan biri. Bunların dönemi olacak. Zaten artık hani önerilerimiz de geliyor olacak. Hani alış seviyeleri gibi arkadaşlarımız orada da mailleri atmaya devam edecek yatırımcılarımıza. Buraları da takip ettiğimiz kağıtları özetlerken otomotiv tarafı da bizim için ön plana çıkan yapılardan biri. Perakende hem tekstil tarafında hem gıda tarafında bence yakından takip edilmeli. Hazır asgari ücreti de belirledik. Asgari ücret tarafındaki hani ne olacak, kime ne kadar zarar verecek, kime ne kadar artı yazacak diye tartışırken bu maliyetleri en çabuk reaksiyon gösterebilecek yapılardan biri perakende gıdalar. Hem enflasyona hem iş konusunda, daha doğrusu bu maaşlar konusunda reaksiyon gösterebileceğini düşündüğümüz için burada Migros, BİM, Ülker, Şok bizim için ön plana çıkan yapılar. Bir tanesi mutlaka elde olsun, hatta iki tanesi de olur diye düşünüyoruz. Hemen bu su için devam edeceğim sonra. Peki. Daha var mı çok sektör? Az kaldı. Hemen özetleyeceğim ondan sonra. Telekomünikasyon çok kritik olacak. Telekomünikasyon konusunda hem Turkcell'i hem Telekom'u çok beğeniyoruz. Turkcell'i bir tık daha ön planda görüyoruz. O yüzden iki tanesinden bir tanesi mutlaka elde olsun deriz. Orada da bir tık favorimiz Turkcell. Fiyatlamalar konusunda özellikle adapte olacaklarını, enflasyon karşısında da ezilmeyeceklerini düşünüyoruz ki birkaç dönem ezildiği için fiyatlarda bir baskı olmuştu. Fakat artık yavaş yavaş bunun sonuna geldik. Buradaki hikaye bence pozitif devam edecek diye düşünüyoruz. Yakından takip ettiğimiz sektörlerden bir tanesi enerji. Enerji tarafında hala temkinli olmaktan, hani aşırı hareketlilikler var ama temkinli olsak da enerji tarafında ufak ufak kağıt biriktirmenin devam etmesi gerektiği bir süreçte olduğumuzu, burada özellikle rüzgar tarafının, yani niş iş modeli tarafının ön plana çıkacağını, panelde hikayenin tamamen bitmediğini, panel tarafındaki hikayenin de döneceğini, özellikle de yeni gelen yatırımlar ve yenilenebilir enerjinin yakından takip edilmesi gerektiğini kabaca özetleyeyim. Peki o zaman yılı seninle kapatıyor Sertaç. Bütün bir yıl boyunca güzel, keyifli yayınlar yaptık, yatırımcı buluşmaları yaptık. Önümüzdeki süreç içerisinde de elbette yapmaya devam edeceğiz. Ben sana ağzına sağlık diyorum. Osman, senin eline sağlık. Bütün bir yıl boyunca sen de bize eşlik ettin yayınlarda. Herkese de güzel, keyifli, her şeyden önce sağlıklı, sonrasında bol kazançlı, kocaman, büyük büyük başarılarla, şansıyla bir 2024 yılı diliyorum. Umuyorum sevdiklerimizle birlikte güzel, keyifli günler geçiririz. Herkese iyi yıllar. Herkese mutlu seneler dilerim ben de. Ağzına sağlık yine. İnşallah daha da iyi yayınlar yapacağız 2024'te. Ben de öyle umuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi yıllar. Hoşçakalın.